İyi sporcu olmanın yolu tüm hayatını spora adamaktan geçer. Sporcu zamanının çoğunu antrenmanlarda geçirir. Sporcuların sergilediği iyi performans, yaptıkları verimli antrenmanlarla doğru orantılıdır. Biz de Pit Stop programı olarak branşlarında isim yapmış başarılı sporcuları konuk ediyoruz. Farklı, yenilikçi antrenman tekniklerini onlarla beraber deniyoruz. Pit Stop'ta haftanın konukları İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un voleybol takımından kondisyoner Demirhan Çengelci ve milli libero Burak Kınar. Hoş geldiniz. Demir, hoş geldin. Burak, hoş geldin. Lig arasında iyi çalıştınız. Hazırsınız, ikinci devre başlayacak. Demir, tabii büyük bir heyecan. Evet. Hep Demir çalıştırıyor seni galiba. Evet, kondisyonumuz Demir olduğu için onunla beraber sürekli çalışıyoruz. Sezon başından beri. Sezon arası tabii bir takımda geçtiği için o farklı oluyor. Ama şu an gayet iyi çalışıyoruz ve sezon hazırız. Peki hani bu kadar fazla çalışıyorsun, hala seviyor musun? Açıkçası pek sevmiyorum ama mecbur iş olduğu için saygı göstermek zorundayız. Pek sevilmiyorum, o doğru. Evet, doğru. Genelde sevilmezler yani. Özellikle kondisyonlar ve antrenörler. Peki bugün burada aslında hani benim de hep merak ettiğim bir libero antrenmanı çalışacağız. Evet. Demir zaten malzemelerle geldi. Aynen. Hani hocam diyeyim o zaman, Demir hocam. Nasıl önce koşarak mı başlayacağız? Ne yapacağız? Isınmayla başlayalım. Tamam. O zaman başlayalım, bakalım neler olacak. Tamam. Peki şimdi ısındı herhalde. Bosu ile ilgili bazı drillerimiz var. Tamam. Libero yönelik. Onlarla başlayabiliriz. Tamam. Onlarla başlayalım. Hafif hafif. Tamam. Hafif hafif tempoyu arttırarak. Değil, evet. Lastiklerle. Hani Burak'ı yormayalım diye diyorum. Kesinlikle. Tabii yorulmaz o zaten. Kondisyonu çok... İyi mi? İyi. Hadi Bosu ile başlıyoruz. Bosulu, lastikli, toplu falan bir çalışma. Şimdi. Evet. Bu ne işe yarar? Şimdi Bosu denge için yaptığımız bir çalışma. Özellikle liberolar için denge egzersizleri çok önemli. Dengesi ne kadar iyi olursa sahada kalabilme yetisi de o kadar artıyor. Lastik antrenmanı da direnç antrenmanı diyoruz. Rezistans band. Bunlar normal ağırlık antrenmanların dışında dirence yönelik, artan dirençte olduğu için patlayıcılığa yöneliktir. Yani patlayıcılık seviyesini çok iyi artırır. Libero'nun da en önemli olması gereken yer patlayıcı ve çabukluğu. Evet, böyle beklerken plaseyi attığında evet, patlayacağım Burak. Hamle yapması için. Ve manşet pozisyonunda yapacağımız, göstereceğimiz harekette alacağım manşeti dengesiz olacağı için normal dönemde de daha rahat, daha fazla tekrar yapması lazım. Yani benim anladığım bunu beline bağlayacağız. Evet. Sen lastikle arkadan çekiyor olacaksın. Bosun üstünde durmaya çalışacak. Ve o anda da manşet alacak. Bakalım göreceğiz. Kolay nasıl gelsin. Kolay gelsin. Buyurun. Yeah.
hafif çekiyorum. Açığa geri pozisyon almak gerekiyor. Sen atabilirsin istediğin gibi. We keep it funky, baby. Biraz dinlendik galiba. Soluklandık. Evet. Terlerim kurudu. Hazırsın. Alın teri yani sonuçta. Peki nasıl başladın voleybola Burak? Ya voleybola başlama hikayem biraz benim komik oldu. Hani hiç beklenmedik bir şekilde başladım. Tabii her genç çocuk gibi ben de o zamanlar futbol oynuyordum mahallede ve sentimizin takımında falan. Ondan sonra işte ortaokuldaydım. Voleybol seçmeleri var dediler. Tabii ben hani voleybola falan hiç ilgilenmiyordum. Bir tek yazlıkta, kumsalda falan oynuyorduk. İşte kız arkadaşlarımız hadi gidelim biz de gidelim biz de gidelim. Şu hafta sonu yapılıyordu seçmeler. Hani biz hafta sonu bir organizasyon olsun diye. Ben de kızlara eşlik ederek gittim açıkçası. Yani çok seçilme umudum yoktu. Aa, kızlar için gitmiş ya. Yani. Ama orada... O yaştaki erkeklerin normal yani. Orada fark ettim ki bende bir yetenek varmış. Daha ikinci pas manşetimde sen kenara çekil dediler bana. O da herhalde yazın kumsallarda oynamış olduğundan kaynaklanıyor. Öyle başladım. Çok kısa zamanda işte ortaokullarda İstanbul ikincisi olduk. Türkiye'de ilk 8'e girdik falan derken sene sonu o zamanın menajeri Kadir abimiz ondan sonra geldi. Hani böyle bir şey var İstanbul Şubesi'nde altyapısında oynamak ister misin dedi. O zaman tabii o başarılar gelince şey de artmıştı. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta şey yapmıştı ama Kadir abi o kadar yakına ilgilendi ki hani biz İstanbul Şubesi'ni seçmek durumunda kaldık aslında. Öyle başladım ben voleybola. Hani açıkçası kızlar yüzünden başladım kızların diyebilirim. Kızların peşinden giderken bir anda kendini voleybol sahasında buldun evet, yani. Evet, şu an o kız arkadaşlarıma da buradan. Teşekkür ediyoruz biz de. Selamlar. Peki demin senin hani kondisyonerliğe başlaman nasıl oldu? Hani voleybolla birlikte bu işi yürütmen de nasıl oldu diye sordum. Ya atletizmle başladım ben. Spor geçmişim atletizmle dayanıyor. Ondan sonra zaten kişisel gelişimi orada tamamlıyoruz kondisyonerlerin. Ayrıca Marmara Üniversitesi'ni bitirdim. Orada okudum. Eğitimi de aldım. Kendimi de geliştirdim birçok yönden. Araştırıyorum, okuyorum. Daha sonra bir sakatlık geçirdim sporcuyken 22 yaşında. Ondan sonra iş hayatına atılmak zorunda kaldım. Önceleri işte Aydın abi var bizim. Aydın Demiroz'u. Evet, biz de çalıştırmıştık. Şu anda Galatasaray basketbol konusundayım. Çok destek oldu sağ olsun. Teşekkür ediyorum ona her şey için. Oradan bir start aldım Beşiktaş'ta. Oradan Galatasaray bayan takımı. O dönem basketbolda çalıştırıyordum. Sonra voleybola kanalize olduk. Yani şu anda da basketbolda çalıştırabilirim, futbolda çalıştırabilirim ama voleybol daha rahat geldi, daha sıcak geldi. Böyle bir sanki açıklık da vardı yani böyle bir evet, voleybolda biraz ihtiyaç da, evet, da vardı. İhtiyaç da var. Pek kondisyoner yani benim başladığım dönemde çok az vardı. Sadece yabancılar vardı. Şimdi Türk çok iyi kondisyonerler var. Tabii eski eşim ben dolayı da biraz voleybola kanalize olduk ama onunla alakası olmadı ama bir anda o tarafa çekilmiş gibi oldu. Daha sonra işte Galatasaray, Fenerbahçe erkek takımı. Ondan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldim. Bir söyleyeceğim. Kız bir tek Galatasaray'ı çalıştırdın değil mi? Evet. Bayan takımı Galatasaray'ı çalıştırdım. Erkekler daha mı zor? Erkekler bence daha kolay. Yani çünkü benim herkes tarafımda, farklı bir şey söylüyor bu arada. Benim tarafımda daha kolay. Belki yani voleybol kısmında daha kolay olabilir bayan takımı ama erkek tarafı fitness, kondisyon kısmında daha kolay, daha istekliler. Bayan takımı tabii daha çok istekli değiller. Fiziksel pozisyonlarının bozulmasından dolayı. Bir de daha biraz da kaprisliler açıkçası. Neyse tamam, yani burayı çok şey yapmıyorum. Ama tabii bunlar hani iş için yani sorun teşkil edecek şeyler değil. Tabii ki yapıyordum, keyif de alıyordum.
Ama erkek tarafından gelince tektir. Sen çünkü uzun süredir, uzun zamandır yani ben seni tanıdığımdan beri sen hep erkeklere çalıştırıyorsun. Evet. Yani o yüzden sordum evet, tercih erkek istiyor. Yönünde mi öyle, diye. Öyle gelişti. Nedense öyle gelişti yani. Aslında çok hani illa erkek olsun diye bir isteğim yoktu. Ama memnunum şu an erkek takımında olmak. Daha keyifli. Peki Burak'a şeyi sorayım. Hep libero olarak mı oynadın yoksa başka pozisyondaydın sonra libero'ya yönlendirdin? Küçük takımdayken pasör olarak başlamıştım ben. Hatta pasör olarak derecelerim falan da vardı küçük takımda. Ondan sonra bir elim kesilmişti camdan dolayı. Türkiye Şampiyonası'na gidememiştim. Yani gitmiştim ama oynayamamıştım. O zamanlar işte küçük takımdayken pasör, yıldız takımda libero oynuyordum. Elim kesildikten sonra biraz pas atmaya falan korkar hale gelmiştim. Ondan sonra baktım libero'da daha yetenekliyim. Yani pas özelliğim de var ama libero'da daha yetenekliyim. O çok kısa zamanda da benim kısa bir serüvenim oldu A takıma çıkana kadar. Hani yaklaşık küçük takımdan A takıma 4 senelik bir aşamada ben çıkmış bulundum. O yüzden hani libero'luk daha şey geldi bana. Birazcık geldi ve evet, o yolda devam ettin yani. Peki şeyi soracağım şimdi. Normalde hani futbol, basketbola göre voleybolda sanki çok fazla enerji harcanmıyor gibi bir öngörü var. Tabii az koşulduğu için belki. Yani biz daha fazla sahanın içinde hareket ediyoruz. Belki evet, orta oyuncular bir de liberolar biraz fazla hareket etmek durumunda kalıyorlar ama kondisyonun voleybol için önemi ve katkısı ne? Şöyle bir durum var. Futbol, basketbol daha çok dayanıklılığa yönelik sporlardır. Özellikle futbol. Tabii ki çabukluk da gerektiren sporlar ama dayanıklılık yani oksijen kapasitenizin iyi olması gerekiyor. Voleybolda çok üst düzey bir oksijen kapasitesine gerek yok. Ama çok patlayıcı olmaya gerek var. Hareketleri çok hızlı yapmak, el göz, bacak koordinasyonunun çok iyi olması lazım. Reflekslerinin daha iyi olması lazım. Çünkü anlık hamlelerden oluşuyor. Bir anda yaptığınız bir hamle sizi bir yere getiriyor. Müdahale edebiliyorsunuz. Bir de ikili mücadele olmadığı için aslında bir yandan da kendinizle savaşıyorsunuz. Kondisyonun o yönde çok etkisi var. Çünkü kendinizle savaştığınız için kuvvet yetisinin çok üst düzey olması lazım. Ve bunu aktarabilmek lazım. Dinamik kuvvete getirmek lazım. Diğer taraftan çabukluk egzersizleri çok önem taşıyor. Çünkü sürekli bir hız halindeyiz. Ama çok fazla dayanıklılık, koşalım. Böyle saatlerce evet, hani öyle. Ama tabii yüksek tempo koşmaya gerek yok herhalde. Ama çok uzun sürdüğü için, yani 2,5 saati bulan maçlar oluyor. Isınmayla bu neredeyse 3,5 saati buluyor. Uzun sürdüğü için bir devamlılık da gerektiriyor. Ama bu oksijen kapasitesi değil. Şöyle bir farkı var. Patlayıcılık çok üst düzey olduğu için bazı pozisyonlarda gidip gelen topların nabız çok yükseliyor. Onun için de bir dönemi, bir bölümünde oksijen kapasitesi gerektiren bir tarafı da var. Ama daha az. Patlayıcılık fazla olduğundan dolayı da nabız çok fazla yükseliyor. Bu da kişinin yani sporcunun çabuk yorulmasını gösteriyor. Mesela futbolda örnek verirsek kişi yani sporcu kendini biraz daha kontrol edebilir, dengeleyebilir. Ama voleybolda öyle bir şey yok. Her an hazır olmak zorundasınız. Her an tepki vermek zorundasınız. Hücumdaysa top savunmadaki oyuncuların gene de bir soluklanma tabii, şansı evet, olabiliyor. Yani bir şansları var. Hani tölere edebilme, bekleyebilme öyle bir şansları var ama voleybolda kesinlikle öyle bir şey yok. O yüzden kondisyon tarafı kuvvet bazında ve çabukluk bazında çok önem teşkil ediyor. Ne kadar çalışır Burak kondisyon kısmını? Haftada mesela kaç saat kondisyon çalışıyorsun? Genelde sen mi cevaplıyorsun? Sen söyle. bakalım hatırlıyor mu ya? Bakalım ne yapıyormuş, ne yaptırıyormuşuz? Maç temposu olduğu zamanlar yani Avrupa Kupası, işte Türkiye Ligi 3 günde bir maç oynamak durumunda kalıyoruz. Yani çok fazla kondisyon kısmına ağırlık veremiyoruz. Daha çok top ve teknik üzerine çalışmak zorunda kalıyoruz. Onun haricinde haftada bir gün maç oynadığımız zamanlar 2 günü fitness ve kondisyon şeklinde, geri kalan 5 günü de normal top ve teknik şeklinde geçiyor. Ama ben yaklaşık herhalde bir 2 günün 1 saatini falan. Evet. Bayağı vakit var. Peki şimdi Demir'in yanında oturmadığını varsayalım. Evet. Kondisyon çalışmayı seviyor mu? Ya da en fazla hangi idmanı seversin? Ya açıkçası ben kondisyon çalışmayı çok fazla sevmiyorum. Hani fitness tarafı tamam ama onun dışında koşmak ve diğer diller olsun çok fazla sevdiğim. Lastikleri falan çok sevmiyorum. Yani. Sevdiğim söylenemez çünkü gerçekten yorucu ve kası boğan hareketler yani şey olarak. Onun için çok fazla sevdiğim söylemez. Onun haricinde top ve teknik çalışmalarını seviyorum yani. Daha işime geliyor. Peki biraz daha çalışalım mı? Dinlendin herhalde burada değil mi? Daha yeterli dinlendim başlayalım. Tamam. O zaman TRX'le mi başlayalım? TRX yapalım. Sonra tamam, biraz çabuk çalışmalar yaparız. Tamam. Normal pozisyonumuz bu. Tamam. Buradan geriye doğru kalça çıkıyoruz, kalkıyoruz. Squat. Haydi. Evet.
en basit ısınma hareketlerini. Gidecek. Size de olmaz. Evet. Çek. Öyle, hafif öne çek biraz daha. Bu ayağı uzatıyoruz. Ön olduğunca ki kalça dönsün. En önemli hareketimiz bu. Gidero için. Şimdi kalça esnekliğinin iyi olması lazım. Çiçeklerin böyle soyunma odasındaki muhabbet nasıldır? Ya. Hadi bakalım. Topu ben sana attım şimdi. Şarkı marka söyler misiniz? Asla. Asla. Asla duştayken. Çok net oldu yani. Duştayken şimdi tabii sesleri ayırt edebiliyoruz ama bir özgüven geliyor herhalde duşun içerisinde. Hani böyle rahat rahat şarkı söylerine falan oluyor ama böyle yüz yüzeyken falan şarkı söylerini görmedik daha. Onun haricinde hep beraber söylediğimiz şarkılar oluyor tabii. Geçen sene hatta bizim sonradan araştırarak bulduk. Romanyalı bir şarkıymış. Bizim böyle oyun havaları tarzında falan. Onu bulup hatta takımımızın şarkısını yapıp salonda falan çaldırıyorduk maçtan önce falan. Yani hep beraber oynadığımız, söylediğimiz tek şarkı oydu. Onun haricinde hani soyunma odasında erkekler voleybolda konuşmaz çok fazla soyunma odasında. Mesela daha idman bitti, idmanda işte bir şeyleri iyi yaptınız, kötü yaptınız. Bunlarla ilgili hiçbir şey konuşulmuyor mu? Onlar idman esnasında konuşuluyor bize genelde. Çok iyi. Genelde evet, çöreleri duruyor. İyi ya da kötü olması idman esnasında konuşuluyor. Onun haricinde birbirinize çok böyle laf atar mısınız? Erkeklerin herhalde en çok şeyi odur. Maç esnasında da, maçın içerisinde de yaparız bunu. Oyun hani antrenman esnasında da yaparız. Hatta hani normal sizi tanımayan biri ilk defa antrenmana gelmiş olsa hani bozulur gider. O derece laflar atarız birbirimize. Yani voleybolu bıraktıracak tarzda. Hatta bizim lafımız var hani bizim belediye grubu olarak. Brad Pitt gelse 2 saat sonra Efe Çirkin olduğuna inandırıp göndeririz diye. Gerçekten. Gerçekten inandırırız. Gerçekten 2 saat sonra gerçekten ben çok çirkin bir adamım deyip gidebilir yani. Öyle bir potansiyelimiz var. Hadi bakalım. Hem kol bölgesi tarafı, kol üst tarafı. Göğsleri fazla da. Vallahi bizi yanılttın. Bravo. Bu da optik kasları. Genelde kullandığı sağ sol hareketlerde, gençlerde çok kullanıyoruz. O yüzden biraz kolaylaştırıyoruz. Ama yaptın, bravo. Ya çok enerjiyiz, yemin ediyorum. Yoramadı bizi, ben sana bir şey söyleyeyim. Hoca yetersiz kaldı bize. Evet. Ben bu çalışmayı çok merak ediyorum. Şu toplarımızı. Evet. Gösterebilir miyim bir kamera? Tabii ki. Hanginize göstereyim arkadaşlar? Yavuz. Ne yapıyor bu toplar şimdi? Şimdi bu toplar değişik yönlere hareket edebilmek kabiliyetleri var. Voleybolda da özellikle bloktan seken çok fazla top var. Ve liberolar arkada bunları çıkartmak da yükümlü oldukları için. Nereye gideceği belli olmayan toplar. Evet, nereye gideceği belli olmayan toplar için bunları çalışıyoruz ki yani bir anlık bile refleksleri biraz daha hızlı olursa. Ki bir voleybolcunun ve liberonun en sevmediği toplardır bunlar. Evet. Çünkü sarhoş top diyoruz bunlara. Ha. Ne yapacağı belli değil. Sağa da gider, sola da, kendine de. Çok şanslıysa üstüne geliyor. Ha, güzel.
yapacağız. Ama sen de yapacaksın. Tamam, ben de denerim. Denerim değil, yapacağım. Evet. Sana da Burak gösterecek gideceğin yerleri. Özellikle ters açılarda. Anlaştık. Hadi bakalım. Tamam. Refleks. Çok sen şaşırdın bu arada. Evet, evet, evet. Biz de en az şaşıranlardık yani. Çok bilmek önemli değil. Çok iyiydik. Vallahi ben çok yoruldum. Burak'ı bilmem de. Vallahi ben de çok yoruldum. Gerçekten, bitirdin bizi, bitirdin gerçekten yani. Gerçekten beni de yordunuz. O zaman en son streçle evet. Noktalandıralım çalışmamızı. Hafif bir stretching tamam. Yapalım. Soğuma streci. Ayakta mı başlıyoruz, direkt yere mi geçeceğiz? Yok, yerde yapalım. Tamam. Peki streç yaparken ben de sorayım Burak. Tabii ki. Sağ dışında... Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ dışında... Açabiliriz ayakları bir anda. Neler yapar Burak? Genelde günlük tempolarımızda antrenman veya arasında gidip geliyoruz. Onun haricinde tabii yemekleri takım arkadaşlarımızla beraber. Onun dışında sinema olsun. Arkadaşlarla bir yerde gidip oturup bir şeyler içmek olsun. Çok fazla bir şey yaptığımız söylenemez. Onun dışında zaten deplasmanlara gidip geliyoruz. Sezon içerisinde pek bir şey yapamıyoruz. Özellikle tatil dönemlerini bekliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için. Tatilde peki sen de biraz voleybol oynayanlardan mısın? Ya açıkçası yaklaşık 2-3 ayımız milli takımda geçiyor. Yani bize 15-20 günlük bir dinlenme süresi kalıyor. Onun içinde aileyle zaman geçirme ve tatil dışında pek tercih etmiyorum plaj voleybolu oynamayı. Eğer milli takım olmazsa plaj voleybolu tercihim, evet. Peki Demir'e sorayım. Bazen böyle sporcuların hobileri oluyor evet. Farklı olabilir. Şekillerde. Mesela işte motosiklete binmek, kayak kaymak gibi. Voleybol sporuyla sence bu tip böyle tehlikeli sporlar yapılabilir mi? Yani profesyonel bir sporcunun yapması gereken şey, kendine bakması gerek. Tabii ki yani her yaptığı sporda, farklı bir sporda, yürüyüşte bile kendini sakatlayabilir en basiti. Her zaman bir kontrol mekanizması içinde olması lazım sürekli. Çünkü motosiklet benim kendi bir tutkum ama tabii oyuncularıma tavsiye etmiyorum. Kendi biniyorsun, oyuncular binmesin. Yani kendi hayatlarına da mal olacak bir şey. Ayrıca çok basit bir şekilde yani çok yavaş giderken bile düştüklerinde diğerlerini sakatlayabilirler, kırabilirler. Tehlikeli. Tercih etmiyoruz ama tavsiye etmiyoruz daha doğrusu. Etmiyoruz ama ben biliyorum diyorsun. Ben seviyorum kendi hobilerim arasında. Sen yani oynamadığın için evet olabilir evet, tabii yani evet, kesinlikle. Ama... Peki şey sorayım, beslenmeyle ilgili özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı bir beslenme programı var mıdır sezon içinde? Genelde kamp dönemlerinde uyguluyoruz. Sezon içinde de kendi ergojenik yardım dediğimiz yardımlarımız var. Protein, amino asit
gibi birçok türevden oluşan mineraller. Bunları belirliyoruz. Bazılarının kilo vermesi gereken sporcular oluyor. Yağ oranlarının düşmesi gereken sporcular oluyor. Bunlara diyet programı da sağlıyoruz. Yani basit anlamda ama kendilerini kontrol etmeleri için. Çok profesyonel bir, hani bir diyetisyenle çalışmıyoruz. Tabii ki öyle bir durum olsa çok daha iyi olur. Ama çok da gerek kalmıyor. Sporcular artık yani bu bilince sahip kişiler. Kendi ne yemelerini ve ne yememeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. O yüzden çok o tarafta sıkıntımız olmuyor. Sadece kamp dönemlerinde ve gittiğimiz deplasmanlarda kontrolü daha çok elimizde tutuyoruz. Burak ne yer, ne içer o zaman? Ya Burak aslında çok dikkat eder yani belli şeyleri. Özellikle ekmek tüketmeme konusunda şeyimdir. Onun haricinde tatlı düşkünlüğümü bilmeyen yoktur. İnanılmaz, gerçekten? İnanılmaz tatlı yerim. Sabah, öğlen, akşam yiyebilirim yani. En sevdiğin tatlı ne mesela? Pek ayırt etmem ama profiterol ve şey tütlü tatlılar üzerinde gerçekten dayanılmaz. Yemez diye ama. Yok, aksine takımda yani. Ya bizim bayağı özellikle işte herkes bayılıyorlar. Özellikle yaptığımız eğlenceli oyunlar olsun antrenmanlarda, işte açık top oynamaları ya da futbol maçları, ama herhangi bir ödül de manşet maçları baklava hep ödülümüz var genelde. Kaybeden takım beceremedik ama. Kaybeden takım baklava şeyi vardı. Bir de bizde limit yok. Yani bir anda 5-6 kilo baklava geliyor ve 5-6 kilo baklava o 15-16 kişi içerisinde bir anda tükeniyor falan. Hani bizim takımın tatlı düşkünlüğü inanılmaz. Çok sıkıntı yaşamıyoruz bu konuda çünkü antrenman kapasitemiz çok fazla. Zaten yakıyorum diyorsun zaten, yeniden tatlıları, zaten ben anladım. Antrenmanda yaktığımız için çok sıkıntı olmuyor. Tabii ama kan şekeri çok yükseldiği için antrenman sonunda tercih ediyoruz. Anladım, doğru. Evet, peki o zaman size bol bol tatlılı bir sezon diliyorum. Teşekkür İyi ederiz. De gidiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Biz teşekkür buraya ederiz. Buraya geldiniz. Burak, seni çok yorduk. Demir'i de biraz yorduk, başardık sanki. Bilgiler için de çok sağ ol. Gerçekten ben liberaların nasıl zaman çalıştığını çok merak ediyordum. Böylece hem ben öğrendim hem de izleyicilerim. İnşallah faydalı olmuşumdur. Kesinlikle. Olmuşumdur. Tabii bu yaptığımız hareketler normal yaptığımız fitness'ın üzerinde yapılan ekstra hareketler. Tabii, evet, onu da belirtelim. Tabii liberaya özel, ya bunun, özel spesiyel hareketler. Bunun da kalmıyoruz yani. Tabii, tabii. Çok teşekkür ederim. Bol şans diliyorum ikinci yarıda inşallah. Çok teşekkürler. Bu sene hedefine ulaşacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İnşallah. Sağ olun.